Demek öyle Celal Bey. Ayşen ya da Demir evleninceye kadar bunlar burada kalacaklar. Sen bu zirzopları yollayamıyorsun. Yollayamadığın gibi bir de aramıza sokuyorsun. Ama evlatların elden gidecek, farkında değilsin. Madem evlenen çatı katına alıyormuş, o zaman ben de Ayşen'i ya da Demir'i evlendiririm. Bir taşta iki kuş vurmuş olurum. Bu sahtekarlardan da kurtulurum. Alo, Ahrettin, nasılsın? Buyur babaanne. Sağ ol yavrum. Süheyla. Ha? Ne oldu? Bak şimdi, sen şu parayı al. Bu gece bana şöyle mükellef bir yemek sofrası hazırla. Aa, hayırdır, niye? Ha yani sen yapmak istemiyorsan ben de Yasemin'e söylerim. Ay yok canım, tamam, o iş bende. Zaten Yasemin ölse öyle bir sofra kuramaz yani. Mükellef sofrayı ben kurarım da kime kuruyoruz biz o? Misafirim gelecek. Anladım babaanne de. Niye biz bunu gizli bir operasyon gibi yapıyoruz, ben onu anlamadım. Bak şimdi Kayseri'den Elmas gelecek. Biliyorsun baban onun oğlu Mustafa'yı hiç sevmez. Yani şimdi kadıncağız aradı. Çok göresim geldi dedi. Ben de öyle deyince gelme diyemedim. Celal duymadan bu işi hallediverelim biz. Şimdi babana söylesem gelmesinler diyecek. Diyecek. Ama yani eve geleni de kovamaz ya. Tabii canım, şimdi Tanrı misafiri şeyse oluyor. Bana bak. Hı. Onlar gelene kadar bu iş aramızda. Tamam. O iş aramızda babaanne. Tamam. O zaman. Kaldır kaldır onu. Senin gibi yapayım ben onu. Ha, aferin sana. Ben de. Meral abla, iki bağ da oradan bana taze soğan versene. Tamam, tamam. Ha, evde tamam. Kalmamıştır şimdi. Kız, abla bu ne? Hangisi? Ha, o tropikal meyve. Tayland'dan getirdim. Ya bizim mahalleye en son Terzi Şükrü'nün akrabaları gelmişti İsviçre'den. Bu ne böyle Tayland'dan falan? Ya çeşit olsun diye getirdim de pek alan yok ya. Amasya elmasını zor alıyor millet. Tayland turbunu kim alır? Ben alırım. Ne kadar kız abla bunlar? Hı. Bunun kilosu 185, bunun da paketi 50 lira. Ne? Ne yapıyoruz? Oturma izni mi alıyoruz Tayland turbuna? Yok, ben alıyorum. Ben bundan da alayım, bundan da alayım Meral ablacığım. Babaannenin çok ağır misafirleri gelecek. Namımız yürüsün Şükrü'nün, tamam mı? Ha bak, sakın ha evde ağzından kaçırma. Babişkoma sürpriz. Ben dilimi yuttum zaten. Onları torbaya koyma, ben zırhlı araç getiririm şimdi. Hadi şunları kıyardım et. Önce bunu koyayım. Üzülmesin. Ne kadar benim borcum şimdi? 185, 50, 320. Oo, iyi iş yapmışım. şöyle, şuradan 300. Ha. Hadi Allah bereket versin. Güle güle. Şşş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 ş
mı? Evet, görsün. Benim aslan kocam ya. Balım, bunun yarısını kaldırıp memlekete altın madalya getiren halterciler var biliyor musun? Başarır benim aslan kocam. Evet de ben bunlardan biraz daha taşısam ateş gibi olur muyum? Aa, o ne demek şüpheyim? Sen zaten var ya ateş gibi adamsın ha. Evet öyleyim. Yalnız kayınbabaanneme çok bozuluyorum ha. Aa, niye be? Ya ben tavuk çiftliği için 1 lira istesem vermez. Şu Tayland turbuna verdiği paraya bak. Bizimkiler de daha çiftleşmedi. Problem nerede acaba? Yani horoz diye aldık. Buzdolabı çıktı. Ay o buzları ben çözerim şüphim, sen hiç merak etme. Benim bir tane karışımım var, ben onu yaparım. Sen horozunu yedirirsin. Buzlar erir, olay çözülür. O iş bende. Vallahi mi? Vallahi.